Üreticilerden programı olarak Diyarbakır'da Diyarbakır Süt Üreticileri Birliği'ne konuk oluyoruz ve yanımızda birliğimizin başkanı Sayın Hüseyin Yılmaz var. Hüseyin Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Hüseyin Yılmaz, Diyarbakır Lice doğumluyum. 1997 yılında Diyarbakır Lice Oyuklu Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurmuşum ve 2005'te her aile 2 baş, 100 aile 200 baş süt sığırı temin etmişiz. 2007'de Diyarbakır İli Süt Üreticiler Birliği kurucusuyum, aynı zamanda kurulmuştur. 2009'da Diyarbakır Kırmızı Et Üreticiler Birliği kurucusuyum ve birliği kurmuşuz. 2010 yılında yine Diyarbakır İli Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği kurduk, aynı zamanda kurucusuyum. 2011 yılında Türkiye Kırmızı Et Üreticiler Birliği Merkez Birliği'nin yönetim kurulunda görev aldım ve hala devam etmekteyim. 2012 yılında yine Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin kurucusuyum ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanıyım ve şu anda da devam etmekteyim. Süt Birliğimizin vermiş olduğu hizmetler hakkında bilgi verir misiniz? Diyarbakır'da şu anda yaklaşık 200 işletmemiz aktif. Bizim süt miktarımız ve üretim miktarımız da şöyle, yani az da olsa. 2011 yılında 9654 litre üretimimiz vardır ve buna bağlı olarak 627.000 TL'de süt teşviği sağlanmıştır üreticilerimize. Yine 2012 yılında bu süt potansiyelimizi düştü. 2010 yılında bölgemizde bildiğiniz gibi bir şey vardı, bir kuraklık yaşandı ve bu süt üreticisi de aynı zamanda etkiledi. 2012 yılında 8658 ton üretim sağlanmıştır. Yine buna karşılık 562.000 TL destek sağlanmıştır. Bu bakanlığımızın yine hayvancılık desteklemesine uyguladığı destekler var. Süt teşvik primi var. Bu da o teşvik primi adı altında üreticimize belli dönemlerde süt teşviği sağlanıyor. Yine 2013 yılında bu daha düştü tabii. Bu dediğim gibi bu süt fiyatının düşmesi. Aslında bu süt fiyatının Türkiye genelliği olarak bir sorun. Ve bizim süt sorunumuzu halletmeden et sorunumuzu da halledemiyoruz, hayvancılık sorunumuzu da halledemiyoruz. İlk başta sütü halletmemiz lazım. Çünkü süt ana olmazsa süt olmaz, süt olmazsa yavru olmaz ve haliyle en başta gelen süt. Süt sorunumuz şu anda da devam etmektedir. Yani 3 yıl, 4 yıl boyunca süt fiyatı ulusal bazda 1 lira 15 kuruşta pazarlanıyor, ulusal bazda yani bunu genel anlamda, ama bu da süt için gerçekten çok düşük bir fiyat. Yani 1 litre süt 1 lira 15 kuruş, bir bardak çay 1,5 lira 2 lira. Bardak çayın meydana gelmesi için ne kadar emek sarf ediyoruz? Yani bir sudur, kaynatıyoruz ve bir çay demliyoruz. Ama 1 litre sütün meydana gelebilmesi için bunu ne kadar emek sarf ediyoruz? Yani o ineğin beslenmesi var, o ineğin sağlanması var. Kaç kişi buna emek veriyor ama yine de bir çay fiyatı kadar süt değil. O yüzden bu süt fiyatımız bu şekilde devam etmesi haliyle hayvancılık anlamında düşüş oldu. Ve bunun sütçülük yapan üreticilerimiz de buna dedi ki ya biz zarar ediyoruz. Biz niye yapıyoruz? Haliyle bunu da göstergesi bu şekilde. Süt üretimimiz de yıllar boyu düşüyor. 2013 yılı 5000 tona düştü. Buna 2014 yılı biraz yükseldi. 7800 tona yükseldi. Yine 660.000 TL destek sağlandı. 2015 yılı daha da yükseldi. 10.000 ton, 10.300 tona yükseldi. Yine
1 milyon 220 bin TL destek sağlandı. Bu da iyi. Yani bu 2015 yılı iyi bir yükseliş gösteriyor. Ama bu süt üreticisi yeterli bir şey değildir. Hem destekleme anlamından hem de fiyat anlamında gerçekten süt üreticisi için az bir miktar. Yani bunun süt teşviği için, süt primi için, yani litre başı bakanlığımızın uyguladığı prim, onu da az. Yani bunun yükselmesi lazım. Hem de süt fiyatının da ulusal bazda son 12. aydaydı bir karar alındı herhalde. 1 lira 20 kuruş yani bir 5 kuruş artış sağlandı. Ve yine süt üretici için maalesef bu yeterli değildir. Hüseyin Bey, Süt Birliği dışında aynı zamanda Damızlık Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı olarak da faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Bizlere bu alandaki faaliyetleriniz hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi Diyarbakır'da şu anda yürüttüğümüz bir ıslah projesi var. Yaklaşık 450 işletme üzerinde bir ıslah projesi yürütüyoruz. Buna da 2700 başa takabül ediyor. Bu ıslah projesi bu mandaların verimini yükseltmek amacıyla, hem eti hem sütü yükseltme amaçlı bir proje. Bunu da 5 yıldır yürütüyoruz. Bunu da gördük. Yani 3 litre veren bir manda şimdi 5 litre, 7 litre veriyor. 7 litre veren bir manda 10 litre veriyor. Ve şu anda Diyarbakır'ın süt verimi ortalaması 7-8 litredir. Bu manda için çok iyi bir şey. Projeden önce de 800 gram 1 litre veren bir hayvan şimdi 5 litre olmuş, 7 litre olmuş. Şimdi sığır sütü bir Holstein inek ortalama diyelim ki 20 litre bir ve 25 litre bir süt verdi. Şu andaki fiyatıyla 1 lira 15 kuruş ne yapıyor? Yani 25 litre veren bir inek 28 lira 29 lira bir fiyat. Şimdi manda 5 litre veriyor diyelim. Ben de bu sütü yine 5 lira 6 liraya satılıyor. Bunu çarparsan yine aynı şeye geliyor. Şimdi burada avantaj nerede? Besleme anlamında bir avantajı var. Yani besleme anlamında eğer o ineğe vereceğin yemi şeye versen, mandaya versen daha yüksek verim alırsın. Veterinerlik hizmetleri anlamında avantajlısın. Yani manda hastalığa karşı dirençlidir, dayanıklıdır ve veterinerlik hizmetleri az gidiyor. Ama sığır öyle değil. Sığır bugün 25 litre veren bir Holstein inek, yani ciddi anlamda bakım gerekiyor. Yok, veterinerlik hizmetleri gerekiyor. Yoksa hayvan hastalanıyor çünkü fazla süt veriyor. Yani bir torba, 25 litre bir torba bu kadar. Haliyle enerji kaybediyor. Çok iyi bakım, besleme gerekiyor. Yoksa onu koruyamazsın. Ama mandaya baksan o kadar veterinerlik hizmetleri yok. Bu da bir avantaj. Ürünü anlamında, pazarlaması anlamında yok, satılıyor. Yani şu anda gerekse Diyarbakır ve diğer illerde de manda sütü ve ürünü yok satılır. Kaymağı şu anda 50 lira, 45 lira, 50 lira satılıyor. Yine belki duymuşsunuz, mozzarella peyniri manda peyniridir. Manda sütünden yapılan bir peynir. İtalya'da yapılıyor. Ve İtalya'nın pizzası da ondan gelmiş. Yani o kadar meşhur olması o mozzarella peynirinden gelmedir. Ve İtalya mandası da Türkiye'den gitmedir. Ve şu anda ıslah etmişler. 12, 13, 14, 15 litreye kadar süt veriyor ve bize satıyorlar. Niye bizim mandamız öyle olmaz? 850 TL bir destek sağlanıyor hayvan başı. Yine malağına, yani yavru olarak 350 TL veriliyor. Bu önümüzdeki 2017 yıl umarım daha fazla destek sağlanıyor. Amaç mandayı da bir yere getirmek. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Üretim yapmamız lazım. Üretim yapacağız ki hepimiz kazanalım. Niye paramızı dışarıya verelim? Niye paramızı diğer ülkelere verelim?
üretelim ki paramız bizde kalsın. Herkes üretime yönelsin, süt üretsin, et üretsin. Kimse hayvancılıktan kaçmasın. Şimdi yine hükümetimiz, bakanımızın verdiği çok güzel hibeler var. Gerekse işletmeler, işletme bazında, gerek hem işletme hem işleme, ürün işleme bazında, gerekse canlı materyal bazında, her konuda gerçekten bir güzel hibeler var. Bunu değerlendirmek lazım. Başarı üretimden gelmedir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.